Merhabalar Derya Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara. Evet, burada verdiğiniz hizmet, değerli bilgileriniz için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi küçük çiftlik butik şarküteri olarak verdiğiniz hizmetlerle çok kısa zamanda herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, ürün yelpazeniz ve tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizlere tanıtarak başlamak istiyorum. Tabii. Ve sormak istiyorum. Sayın Derya Taptık kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Derya Taptık 1979 Eskişehir doğumluyum. Sektöre 2018'de girdim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Daha çok yeni ama hani kısa zamanda sevilen güzel bir yer yaptım. Hayırlı uğurlu olsun. Herkesin çok beğendiği çok son derece kaliteli bir işletmecilik yapmaktasınız. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz mutlaka izledikçe bize hak vereceklerdir. Evet. Şimdi ben biraz sektöre girişinizle ilgili de kısaca sizden hikayenizi dinlemek istiyorum. Çünkü hakikaten bunun değerli izleyicilerimizle de paylaşılması lazım. Çocuklarınız için kullanmak istediğiniz organik ürünleri evinize tedarik ederken zaman içerisinde edindiğiniz tecrübe, bilgi, hangi ürünü nereden almak gerekir, hangi ürün daha ekonomik, nereden, daha kaliteli, nereden ulaşır bilgisini iyice geliştirdikten sonra eşinizin de desteğiyle hadi gel sen bunu artık ticarete döndür, gel bunu konu komşuyla da paylaşalım, dostlarımız da buradan alışveriş yapsın dediniz ve eşinizin desteğiyle de harikulade bir işletme kurduk 2018. Evet. Biraz konumdan söz edelim sevgili izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? 30 metrekare. 30 metrekarelik adından da belli olacağı üzere butik bir hizmet veriyoruz. Aynen öyle. Size gelen talepler ve müşterileriniz ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Genelde hani Eskişehir'in bütün kesimlerine hitap ediyoruz. Hı-hı. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi birçok yere hitap ediyoruz. Kuruluşlardan gelen misafirlerimiz var. Kendi halkımıza, Çamlıca halkımıza. Sadece Çamlıca'yla da sınırlı değil. Bursa'nın tamamına hizmet verebiliyoruz. Veriyoruz. Onun dışında kargoyla hizmet verebiliyorum. Yani talebe göre her yere hizmet veriyoruz. Sınırı yok. Sınırımız 81 yok. İlimizin tamamına gelen talepler doğrultusunda ürün ve hizmet gönderiyoruz. Kısacası kargonun ulaşabileceği noktalara bizden hizmet alabilir değerli izleyicilerimiz. Peki böyle bir talep doğrultusunda izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Bizim küçük çiftlik olarak Facebook adresimiz var. Instagram'ımız var. Sosyal medya sayfalarına sizlere ulaşabiliyorlar. Aynı ulaşabiliyorlar. Ayrıca sizler adına bir telefon numarasını ben paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimizle. Değerli izleyicilerimizin sosyal medya sayfalarından küçük çiftlik adıyla buraya ulaştıklarında verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecekleri gibi yine telefon numaralarından bir talep gelmesi durumunda da biraz evvel söylediğimiz gibi Türkiye'nin en ücra noktasına da ürün gönderebilme imkanımız var. Değerli izleyicilerimiz 0546 606 2444 nolu telefondan sizden hizmet almak adına arayabildikleri gibi danışabilmek adına da sevgili izleyicilerimiz sizleri arayabilecekler. Derya Hanım, ben biraz ürünlerden söz etmek istiyorum. Tabii. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Hı. Baktığımızda gerçekten benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin hangi ürün nerelerinde en kaliteli yetişmişse burada görebiliyoruz. Ben temini nerelerden yaparsınız ve alırken nelere dikkat edersiniz diye sormak istiyorum. Alırken özellikle kaliteli olmasına yöresel ürünlerim var benim hep genelde. Hı. Kars'ın kaşarı gibi atıyorum, Siirt'in balı gibi. Yöresel, doğal. Özellikle de herkesin, her annenin yaptığı gibi evladına böyle daha doğal, sağlıklı şeyler yedirmek istediği için hani hep yöresel oluyor genelde. Siz annelik güdüsüyle hareket ediyorsunuz. Aynen öyle. İki tane çocuk annesiniz. Evet. Allah bağışlasın. Birbirinden de güzel yavrularınız var. Sağ olun. Özellikle onlara verdiğiniz ürünleri Tabii. ya da onlara yedirmeyeceğiniz hiçbir ürünü de buradan gelen misafirlerimize Aynen. sunmuyoruz diye. Ben müşterilerime de öyle söylüyorum. Evlatlarıma ne yediriyorsam size de onu sunuyorum diye. Harikasınız. O şekilde. Şimdi biraz evvel söyledim, çok kısa bir zamanda özellikle değerli izleyicilerimizin ve müşterilerinizin de sizleri tercih ederek kısa zamanda herkesin bildiği bir hale geldik. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projenizde neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii ki kaliteden ödün vermeden kurumsallaşmayı da çok isteriz. Ama bunlar hep adım adım olacak şeyler. İnşallah Allah nasip ederse müşterilerimin de desteğiyle sağ olsunlar hep tercih edilen bir ürün. Yelpazem var. Hı-hı. Onu da hiç bozmuyorum. Hı-hı. Nereye kadar gidersek oraya kadar nasıl zaman içerisinde olacak? Belki daha geniş bir alan, İnşallah. Daha fazla insana hitap etmek, yerinize daha çok insan çalıştırmak gibi projeleriniz var Aynen. anladığım kadarıyla. Sizinle. Neden olmasın şube sayılarını artırmak. İnşallah. Fakat bunları yaparken
bugün verdiğimiz hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek ilk projemiz lazım. Diyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi biraz evvel söyledik, sektörde en iyilerden biri oldunuz çok kısa zamanda ama biliyorsunuz sektörde yalnız değilsiniz. Sizin tabii. hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme var. Aynen. Özellikle müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir efendim? Bana genelde hani yaptıkları her alışverişte mutlaka kendilerini dile getirdiği şeyler var. Hani bunu buradan alıyordum ben ama hani hem güvenilirlik çok önemli, hem kalite çok önemli, hem yöresel olması, doğal olması. Hani tercih sebepleri hepimizin bu. Sırf müşterilerimiz değil, hepimizin bu. Yani özellikle siz onun gıda ürünleriyle gıda hizmet veriyorsunuz. Önemli. Çok çok önemli. Aynen. Son derece hijyenik bir ortam olması. Evet. Güvenilir ürünler almak. Aynen. Marka değerleri çok çok önemli. Evet. Siz bunların tamamını çok ciddi çok anlamda özenle seçerek yapıyorsunuz evet. ve sürdürüyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken sizin özellikle insan diyaloglarınız, tabii. güler yüzünüz, onlarla olan diyaloglarınız da sizin tercih edilme sebeplerinizin bir görünümünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sektörde en iyilerden biri olduğunu söyledim ve sizi en iyi yapan özellikleri yine değerli izleyicilerimize bir cümleyle paylaştık. Ürün kalitesi, güler yüzümüz, hijyenik olmamız bizi diğerlerinden ayırır dedik. Bana göre bunların içerisinde yine olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Evet. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de bulunmakta. Ki onlar sizden aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak evet, müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Tabii, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Dostlarıma, müşterilerime ve bizi tercih edecek olan müşterilerimize. Mutlaka gelip denemenizi tavsiye ederim. Ürünlerimin tadına bakmanızı tavsiye ederim. Etmiş olan müşterilerime de buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok artık onlar sizin büyük aileniz. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllarda birlikte olma şansı bulursunuz. İnşallah, inşallah. Sizi tercih etmeye devam ettiği sürece siz kaliteyi artırarak onlara i̇nşallah. Hizmet vereceksiniz biliyorum. Ben bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Sağ olun herkese inşallah.